konuma geçeyim. Gelinlerimden Damla, kayınvalidesi Nuray Hanım'a hangi konuda sitem etmiş? Damla sizce haklı mı değil mi? İzleyelim, beraber karar verelim. Bizim kayınvalidemle aramız gün geçtikçe iyiden çok kötüye dönüyor. Şöyle anlatayım, bizim orada nikahtan sonra erkek tarafı kız tarafının evine yanıç getiriyor. Ne? Yanıç yani bir nevi yanuç. Siz de hani ceviz gözleme, gibi diyeyim, gözleme. Anladınız ha, mı? Bohça gibi mi? Ha, bohça gibi yani. Bana yanıcı getirdi. Bohçanın içini bir açtık, ne çıksın? Ne? Her şeyden birer tane ve tek kişilik koymuş. Yeni geline tek kişilik. Neden? Yani, şimdi benim kayınvalidemle aramızın düzelmesi şu an bana göre imkansız. Peki açıklama baktım, ne diyor yani? Tek kişilik çarşaf, tek kişilik yorgan. Aa. Bir tane yastık koymuş uzun eskilerin yastıklarından. Bir yastıkta kocayınmış. Aa. Ya onu bile keçi kılından yaptırmış, yastık ahır gibi kokuyor. Aa. Ya. Ben hiç şaşırmadım bu kayınvalidemin yaptıklarına çünkü sürekli aynı şeyi yapıp duruyor. Farkında değil misiniz? Sadece kendine harcıyor. Bize harcadığı bir şey yok. Hala kabullenemedi Furkan'la bizim evliliğimizi. Aa, o kendi kafasınca bir şeyler yapmaya çalışıyor. O yaptıkça ben daha da çok üstüne gidiyorum. Yani ne olacak bizim durumumuz ben bilmiyorum. Aa. Vallahi hayatımda ama böyle bir şey duymadım. Nuray abla. Ya şok zaten Damla her şey, aşkın, her şey söylüyor. Tek kişilik yorgan ne demek? Hani iki kişiye bunlar. Bayağı istemiyorum seni gibi bir şey bu. Çarşaf tek kişilik. Yok Nursel Hanım ya. Yani şimdi ne olacak? Ha tek kişilik ha çift kişilik. Çift kişilik de alırız. Ayol nasıl sığacaklar ben... içine? Ben yani öyle aldım ama çift kişilik de alırız. Bizim orada adet yastık, uzun yastık gider. Tamam. Mesela bence o güzel tek yastık. Uzun yastık. Benim de öyle yastık. Bir ömür boyu mutlu olsunlar. Ben bir şeye ayak basmak yani parmak basmak istiyorum. O uzun yastık, o uzun ya bildiğimiz hani şey değil. Hani bir yastıkta kocayın. Bir yastıkta evet. Kocayın yastığı değil ne? O. Hani o yastık benim bildiğim kurdele yapılır. Güzelce bembeyaz, tertemiz bir yastık gelir. Güzelce böyle bu hani nasıl? Yünden yapılır. Yünden bu, yaptık ya zaten. Yani uzun dediğim içinde... Yünden yaptık zaten. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Nuraycığım. Nasıl İçindeki yani? El yaf topaklanmış. El yaf mı? Bir, yeni kötü bir koku var. Yeni değil hayır, mi? Hayır, hayır. Böyle Nusel Hanım bu atıyor dolaptan ya. Dolaptan çıkma eski naftalin mi kokuyor evet. Diyorlar. Öyle bir koku. Ya. Kendi yastığını mı koymuş ben bilmiyorum. Benim öyle yastığım yoktu evet. Zaten ya. Benim hep öyle bir, normal yani benim, yastıklar. Hani benim bildiğim normalde bizim orada Nursel Hanım. Keçi kılıdan olduğunu ne biliyorsun? Kokusu mu? Kokusu tuhaf çok mı ağır. Ha. Yani gerçekten yastığı koyup başımı yastığa koyduğum an... Bayılma tehlikesi içeriyor. Ama kokuyorsa yani. Yani ben ne yapabilirim? Belki bir yere kaldırmıştır zamanı geldiğinde çıkarmak için. Yeşil havasız çok kaldı. Ağır bir koku. İşte havasız kalınca da bazen şey oluyor ama. Bilmiyorum. Şey Nuray abla o yastık yorgan daha önceden ne kadar önceden yaptın? Ya ne şimdi bekliyorum? Nursel Hanım şöyle hani çift bir tane yaptım diyorum ya. O yün yastıktan yapılmış içerisine naftalin konulmuş ki hani. Diyorlar ya eskiler güyelenmesin diye. Belki o koku odur yani. Yoksa yok kıl tüyünden yok bilmem ne öyle bir şey yok yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Belki de iyi tarafından bakmıyorsun. Sen şimdi daha küçük yaşın ya. Bak büyük kayınvalidelere soracağım. Bir yastık almış beraber bir yastıkla kocayın diye. Evet. Eski usul içini doldurmuş. Bir tane yorgan almış tek kişilik sıkı sıkı sarılın diye. Çarşaf tek kişilik. Tek kişilik yatakta yattım böyle hiç ayrılmayın. Yani böyle güzel de bakmak lazım belki de. Siz gerçekten... Kendim bile inanmadım. Yani... Benim aklıma da şöyle bir ya şey geldi. Ya şimdi Nursel Hanım öyle abartıyor ki gerçekten ben hayatımda inek görmedim ki ahır görmedim. Ya her neyse. Öyle bir şey. Şunu açıkla ya. O zaman. Hem kendin konuşuyorsun beni konuşturmuyorsun. Ben hayatımda öyle bir şey yaşamadım, girmedim. Nuray ablacığım, Nuray'cığım konu... İnek ağır değil ki ya. O çok yastığın... ayıp konuştuklar ama hayır, ya. O, yeni gelin ya Damla. Yani yaşı da genç o eski usul şeyleri bilmiyor yastıkları. Ama bilmiyor da Nursel Hanım ama kadar değilsen. Da, ama saniye. Benim burnum koku alıyor ben biliyorum ne koku. Tamam o koku yani alışmışsındır kuş tüyü yastıklara o tuhaf gelmiş İnsan bu kadar sana. Rencide
diyeceksiniz ki ahır nedir ya, koku nedir? Hayatımda ben yaşamadığım şeyleri Damla'dan duyuyorum ya. Ta annemden kalma hatıra, ben naftalin koydum ben onun içerisine. Belki ama tamam, o yüzden güvelenmiş işte, güvelenmiş. Belki naftalin, hani güvelenmiş. Ay Raycim, onların böyle sık sık yaptık böyle. Yaptık onu zaten. Hiç o yapılmamış. Yün içindeki yün topak topak duruyor. Tamam sen topak. Yap bebeğim, gelinsin, yeni evli kadınsın. Şimdi Nursel Hanım. Al oklava eline şöyle dön yeni, onu. Yeni evli bir kadınım da evet. Ben gerçekten yeni gelin de çıkardı oklavayla sokağın ortasında yün mü dönüyor? Sokağın ortasında yapma ya. Manevi annesi güzel saniye yapıyor öyle şeyleri. Yapsın kocaman sana. Teras aldım ben sana. Vur yün oklavayla. Ama Nuray'cığım. Biraz protest tırnaklarını çıkar, gelin alıyorsun ya sen de vur vur. Ben niye ellerimi su toplattırayım ki? Benim inek girmemiş ellerim olduğu için. Vallahi benim ellerim de inek görmedi. Ben yapamam. Ama nereden yani sildiyse inek kokusu silmiş üstüne. Allah Allah. En iyisi güzel yeni bir yastık al, böyle tek de kuş tüyü. Yorgan al çift kişilik. Çift kişilik çarşafal konu kapansın rica ediyorum. Yok Nursel Hanım, bundan sonra bir şey almıyorum. Annesi alsın getirsin kullansın. Aa, ay, ne yapsam yaranamıyorum. Vallahi darlandım ben. Hadi son tadımı yapalım.